Arkadaşlar merhabalar. Ben Mesut Hoca. Sağmalı çözüyoruz. Madde ve özellikleri konumuzdayız. Birinci testteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda verilen yargılardan hangilerinde maddelerin ortak özelliklerinden bahsedilmiştir demiş. Arkadaşlar maddenin tamamıyla başlayalım mı? Madde ne demek öncelikle? Kütlesi, eylemsizliği olan ve uzayda bir yer kaplayan tanecikli yapılara madde denir. Ortak özellikler kaç tane? Dört tane var kütle, hacim, elemsizlik, tanecikli yapı olmak üzere. Elemsizlik dediğimiz şey bir maddenin mevcut hareketini korumak istemesidir. Duruyorsa durmak ister, hareket ediyorsa bir hızı varsa hareketine devam etmek ister. Buna elemsizlik diyoruz. Tanecikli yapının diğer bir isimleri ne, nedir? Boşluklu yapı da diyebiliriz yani. Tanecikli yapı veya boşluklu yapı diyebiliriz. Dört tane ortak özelliğimiz var. Madde olmanın gereğidir yani. Dört tane ortak özellik var maddede. Peki buna göre konuşalım şimdi sorumuzu. Ortam şartları değişmediği sürece saf bir maddenin kütlesi ile hacmi doğru orantılı olarak değişir demiş. Kütlesinden hacimden bahsediliyor. Dolayısıyla ortak özelliklerden iki tanesi var mı arkadaşlar burada? Evet ortak özelliklerden bahsedilmiştir. Evet bahsedilmiştir. Kütle ve hacim ortak özelliktir çünkü. Bir maddenin tanecikleri birbirine ne kadar yakın olursa maddenin boşluklu yapısı o kadar küçük olur. Boşluklu yapı tanecikli yapıdan bahsediyor öyle değil mi? Evet. Bir cismi etkeden net kuvvet sıfır ise cisin o anki halini korur. Bu da nedir? Eylemsizlikten bahsediyor arkadaşlar. Hepsinin ortak özellikten bahsedilmiştir. Doğru cevabımız E şıkkıdır. İkinci soru. İkinci soru. Bir kenarının uzunluğu 10 cm yüksek 20 cm olan kare prizma. Kare prizma şeklindeki bir kabın içi su ile tam doludur. Bu kaba yarıçapı 2 cm olan 5 tane içi dolu demirden yapılmış küre şeklindeki cisim bırakıldığında Kamp içerisinde kaç santimetre küp su kalır demiş. Pi 3 alınız demiş. Arkadaşlar biliyorsunuzdur da ben yine de hatırlatayım. Yani biliyoruzdur yani illaki biliyoruzdur. Bilmemiz lazım. Kübün hacmi A küp. Prizmanın hacmi A çarpı B çarpı C. Silindirin hacmi pi r kare h. Taban çarpı yükseklik. Kürenin hacmi ne kadar? 4 bölü 3 pi r küp kadar olduğunu zaten biliyoruzdur herhalde. Hatırlamış olduk, hatırlatmış oldum. Şimdi devam ediyorum. Zaten bilmemiz gereken bilgiler bunlar. Demiş ki kare prizmanın içinde tamamen su doludur. 2 cm olan yarı çapı 2 cm olan kürelerden 5 tane konuyor. Ne kadar su kalır demiş. Şöyle yapalım. V prizman hacmi, kare prizmanın hacmi e, A çarpı B çarpı C. Dikdörtgen dörtgen prizmanın da kare prizma olunca ne oluyor arkadaşlar bu? A çarpı A çarpı B oluyor yani değil mi? Kare prizma olunca. Peki bir kenar uzunluğu 10 santimetre olan, yüksekliği 20 santim olan demiş. 10 çarpı 10 alacağız değil mi? 10 çarpı 10 çarpı 20. O da eşittir. 2000 santimetre küptür değil mi? Prizmanın hacmi. Kare prizmanın hacmi. Peki kürenin hacmi ne kadar? V küre hacmi eşittir. 4 bölü 3 pi r küp olduğuna göre. Pi 3 alınız demiş. O yüzden cırt cırt pi ile 3 gitti. 4 r küp. R'yi bize 2 verdiğine göre... Rekipten 8 gelecek. 4 çarpı 8 32 cm küptür bir tanesinin. Fakat 5 tane bilye atıldığına göre 5 çarpı 32 eşittir. 160 olduğundan 160 cm küp. Sen içi dolu kare prizmanın içine 5 tane bilye attın. 1, 2, 3, 4, 5 tane bilye attın. Bu da zaten 2000 su vardı. 2000 cm küp su vardı bunun içinde. 160 hacim eklemiş oldum buraya. 160 su taşırmış oldun buradan. 160 santimetre küp su taşırmış oldun. Dolayısıyla geride kalan 2000 eksi 160 o da eşittir. 1840 santimetre küp görünüyor değil mi yazdıklarım? Şöyle göstereyim. Evet 1840 hesap kitap yaptırmış yani. Umarım anlaşılmıştır. Ha burada arada 5 tane bilye atınca arkadaşlar cisimler Sıvıya bırakıldıklarında da kendi batan hacmine kadar hacimde sıvı taşırlar. Peki bir tane bilen hacmi ne kadar? 32. 5 bilyenin hacmi ne kadar? 160. 160 hacmi ekledin. 160 sıvı taşırdın. Bu da kalan su hacmi 2000-160'tır. Yani 1840'tır dolayısıyla. Evet yine hacim sorusu. Hacim sorusu. Taban yarıçapı 5 cm olan silindir şeklinde kap 20 cm yüksekliğine kadar su ile doldur. Kap içerisinde kenar uzunlukları 5 cm, 5 cm, 3 cm olan dikdörtgen prizma şeklinde cisim bırakılırsa Kaptaki sıvı yükseklik kalsın olur demiş. Su içerisine tamamen batmaktadır. Prizma şeklinde cismi atıyorsun. Bunun içine. Evet. Ve prizma hacmi eşittir. A çarpı B çarpı C'dir. Değil mi arkadaşlar? Peki ne vermiş bize? 5 çarpı 5 çarpı 3 vermiş. Kalsın böyle. Peki içine prizma atınca şu kadar sıvı yükselecek mesela. Şu kadar sıvı yükselecek diyelim. Şu taradığım yer yükselen sıvının arkadaşlar. Peki silindirin hacmi ne kadardı? Pi r kare h. Pi çarpı r kare çarpı h dediğim yer yalnız şurası. 20 santim ilgilendirmiyor bu arada yalnız. 20 santim ilgilenmiyorum arkadaşlar ben. Şu yükselen sıvının hacmini hesaplıyorum. Taban çarpı yükseklik. Şu taradığım yerin silindirin hacmini hesaplıyorum. Yani yükselen sıvının hacmi prizmanın hacmine eşittir dolayısıyla. Ve yükselen suyun hacmi eşittir ve prizma hacmine diyeceğiz ya. Yükselen sıvı miktarı ne kadar? Taban çarpı yükseklik. Sadece burayı alıyorum. Dikkat edin. 20 ile işim yok bu arada. Pi r kare h kadarla hacim yükseltti ne kadar? Ve prizma hacmi kadar. Pi 3 al demiş vatandaş demiş. R kare ne kadar senin silindirin taban yarıçapı ne kadar? 5. Kareden ne gelecek? 25. H merak ediyorum. Ve prizma hacmi neydi? 5 çarpı 5 çarpı 3 idi. E buradan 3'ler gitti. 25'ler gitti. H eşittir 1 santimetre. Bize ne sormuş son durumda? Sıvı yüksekliği kaç santimetre olur? Zaten 20 vardı. 1 santim daha yükseldim. Toplam sıvı yüksekliği ne oldu? 21 santimetre oldu. Dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyebiliriz herhalde. Evet en meşhur sorulardan bir tanesi. Çok sorulur. Gayet TYT'de gelebilecek soru tarzlarından bir tanesidir arkadaşlar. Tabloda KLM maddelerinin belli sıcaklıklardaki kütle ve hacimleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerle ilgili yapılan yorumlardan hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar neye göre yorum yapacağım? Ayırt edici, ayırt edici özellik lazım. Ayırt edici özellik nedir o? Öz kütle. D eşittir M bölü V. Birim hacimdeki madde miktarıdır yani öz kütlenin tanımı. Ne kadar hacmi ne kadar kütle sığdırabiliyorsun? Moleküller birbirine ne kadar yakın? Moleküller çok yakın olanların yoğunlukları fazla, öz kütlesi fazla denir. Ama aynı hacme daha az kütle de sıvı sığdırıyorsan veya madde sığdırıyorsan öz kütlesi az demektir yani bunun. Öz kütle demek bu demek. Peki kütle bölü hacim. Şu kütle şu hacim olduğundan. Kütle bölü hacim oranı kaç? 20 bölü 5'ten 4 öz kütlesi. 160 bölü 40'tan 4 öz kütlesi. 80 bölü 20'den 4 öz kütlesi. Peki hocam hepsinin öz kütlesi aynı aynı madde olabilir değil. Efendim sıcaklığa bakacaksın şimdi. He. 10 santigrat derecede 4. 10 santigrat derecede 4. Aynı madde olabilir dersin. Kesin aynı maddedir diyemezsin ve 20 santigrat derecede bunun yoğunluğu 4. Peki soğutursan 10 dereceye kadar bunun yoğunluğu 4'ten büyük olur. Ha, bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunu söyleyeyim şu arada. Şu not önemli not yalnız. İki cismin bir ayırt edici özelliği aynı ise bu iki cisim aynı cins madde olabilir. Kesin aynı maddedir diyemeyiz yalnız. Neden hocam? Çünkü bütün ayırt edici özelliklerin aynı olması lazım. Genişme katsayısının, Öz ısının, bilmem neyin, bütün ayırt edicilerin aynı olması lazım ki aynı madde diyebilirsin. Peki sadece öz kütlenin aynı olması ile aynı madde olduğu anlamına gelmez. Kesinlikle diyemeyiz. Ama aynı madde olabilir deriz. Fakat iki maddenin öz kütleleri farklı ise bu iki madde kesinlikle farklı cins maddelerdir. Ha birinin farklı olması kesin farklı madde olduğu anlamına geliyor. Fakat öz kütleleri eşit A ve B cisimleri derse kesin aynı maddeden yapılmış diyemezsin. Aynı madde olabilir dersin sadece. Anlaşıldı mı? Kesin aynıdır diyemeyiz önemli yalnız. Peki tekrar ediyorum. Aynı sıcaklıkta 10 derecede 10 derecede 4. 4 söz kütlen K ve L, K ve M aynı cins olabilir. Fakat L bunlardan kesin farklı cins olduğu belli. Neden? Sen 20, derece, 20 dereceden 10 dereceye soğutursan bunun yoğunluğu 4'ten fazla olur. Nasıl yani hocam? Soğuttuğun zaman hacim azalıyor. Peki aynı kütlede hacim azalınca öz kütle artmıyor mu arkadaşlar? Artıyor. Sen 20'den ona soğuttuğun zaman hacmi azalmış olacak, büzülmüş olacak yani. Hacmi azalanın öz artar diyebilirsin. Cevabımız nedir? K ve M aynı madde olabilir. Bak olabilir. Kesin aynı maddedir demiyoruz. K ve M aynı madde olabilir ama L kesin farklı bir madde oldu. Bellidir. Çünkü 10 derecede ösülküsü farklı bir değer alacak da ondan. Beşinci sorudayız. Bir araştırmacı yapacağı bilimsel çalışmada aşağıdaki malzemeleri kullanıyor. Buna göre araştırmacı yalnız bu malzemeleri kullanarak niceliklerinden hangilerini doğrudan ölçebilir demiş. <laughs> Eşit kolu tırazi kütle takımı. Eşit kolu terazi ve kütle takımı. Ne ölçtün bununla? Kütle ölçtün. Ölçtün. Direkt ölçtün. Doğrudan ölçtün. Dereceli sinir ve yeterli miktarda suyla dereceli sinirin içine attığın cisim hacme kadarsı Yükselteceğinden buradan hacmi ölçersin. Direkt ölçüm yaparsın bununla yani. Peki öz kütlesi suyunkinden büyük olan sindir içine sığabilecek katı cisim. Peki kütlesini direkt ölçersin. Hacmi direkt ölçersin. Fakat öz kütlesini hesaplarsın arkadaşlar ölçülmez. kütleyi ölçen bir cihaz yok. Özgütle metre diye bir şey yok yani. Dolayısıyla D eşittir M bölü V'deki M'yi ölçtün. V'yi ölçtün. D'yi hesapladın. Doğrudan ölçülen bir değer değildir. Hesaplanır ısı gibi. Mesela ısı da sıcaklıkta bahsedeceğiz de gerçi. Isı kalorimetre kabıyla ölçülür diyoruz arkadaşlar. Yani pardon özür dilerim. Isı kalorimetre kabıyla ölçülür değil hesaplanır deriz. Hesaplanır. Öz kütle hesaplanır ölçülmez. Direkt ölçülen kim vardır? Kütle ve hacim vardır. Doğru cevabımız 1 2'dir dolayısıyla. Altıncı soru. Aşağıda katı maddelerin hacim ölçümleri gösterilmiştir. Buna göre hangi seçenekteki maddelerin hacmi en büyüktür? Arkadaşlar bir cismin hacmi nasıl ölçersin? Bir cismi ölçekli kaba atarsın. Sıvı seviyesi 20 mililitre gösteriyormuş. cisim atınca 30 mililitreye çıkmış. Ha demek ki cismin Hacmi ne kadar? 10 mililitre. Bu cismin hacmi, şu prizmanın hacmi, küp neyse o. Yüzden yüzden 100 çıkarmışın, o da 10 mililitre hacme sahiptir. 50'den 80'e çıkarmışın cisim atınca 30 mililitredir. Peki 40 mililitre cisim varken, cismi çıkarınca 20 mililitre su kaldığına göre demek ki cismin hacmi ne kadarmış? 20 mililitreymiş. Peki 20'den 20, 35'e yükseltmişin ya 15 mililitreymiş cismin hacmi. Peki en büyüktür demiş. En büyüktür. Nerede en büyüktür? 30'da en büyüktür. Doğacağımız C şıkkıdır yani. Şekildeki AB prizmalarının kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre bu prizmaların hacimleri oranı kaçtır demiş. Arkadaşlar santimetre, santimetre, desimetre, santimetre, milimetre, desimetre. Ha burada bu şeyler lazım olabilir bize. Ee, nasıl diyeyim ben size onlar şimdi. Hacimlerde hesaplayacağız da gerçi. Ben şunun kenarında şey de yazayım. Hava kacim birimlerinde arkadaşlar metre küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp diye gider. ve Kacim olduğu için biner biner artar, biner biner azalır. 10 üzeri 3 arttı, 10 üzeri 3 arttı, 10 üzeri 3 arttı, 10 üzeri eksi 3 azaldı diye gider. Peki metrede nasıl olur? Metre, desimetre, santimetre, milimetre. Direkt uzunluk olduğu için onlar onlar artar. 10 arttın, 10 arttın, 10 arttın fakat yukarı çıkarken 10 azal 10-1 azal, 10-1 azal, 10-1 azal, azal diye gidersin. Bu da uzunluk birimleridir. Bu hacim birimleridir. Bilmemiz lazım. Bunlar uzunluk birimleri. Bunlar da hacim birimleri. Biner biner artar, biner biner azalır ona göre. Ha bu arada 1 desimetreküp eşittir 1 bir litredir. Birazdan sorularda lazım olacak bu bilgi. Tekrardan müracaat edeceğiz burada şeyin neye dikkat etmem lazımmış? Santimetre, milimetre, desimetre. Aynı cinsten yazman lazım. 2 çarpı 20 çarpı 2 diyemezsin yani. Peki hacimlere oranı kaçtır diye sormuş. V A'nın hacmi bölü V B'nin hacmi eşittir. Şimdi bak 2 desimetre, 2 desimetre. Bunu hiç karıştırma. Bunu hiç evrim yapmaya gerek yok arkadaşlar. Sadeleşecek zaten o. Hacmi A çarpı B çarpı C. 10 çarpı 100 çarpı 2 desimetre diyeyim ki belli olsun şöyle. Peki bunun hacmi ne kadar? 2 santimetre çarpı bunu milimetreye çevirmen lazım bir şeye. Nasıl çeviriyorduk milimetre? Santimetreden milimetreye geçerken santimetre milimetreye geçerken ne yapıyoruz? Biz ha, milimetreden santimetreye geçeceğiz. Milimetreden santimetreye geçerken onu 1 ile çarpıyorum. Yani aslında 20 milimetre dediğin şey aslında 2 santimetredir arkadaşlar. Azalacak ya. 10 azalacak. Pekala. 2 santimetre çarpı 2 desimetre. 20 milimetre yerine 2 santimetre aldım ha ona göre 2 desimetre 2 desimetre çevirmeme gerek yokmuş bunu e ne kaldı 1000 bölü 4 1000 bölü 4'te ne gelecek 250 oran umarım anlaşılmıştır bir canlı günde işte o çevrim hacim çevrimi geldi bakın burada bir canlı günde görülüyor değil mi arkadaşlar ya netliğini ayarlamaya çalışayım tekrardan yakınlık uzaklık nasıl arkadaşlar yorumlarda yazarsanız sevinirim okunuyor gibi geliyor bana ama inşallah okunuyordur. Bir canlı günde 1500 santimetre küp su tüketmektedir. Buna göre bu canlı 30 gün sonunda kaç litre? Santimetre küp litre. He. Tekrar şuna müracaat etme zamanı geldi. Metre küp, desimetre küp, santimetre küp, milimetre küp. Biner biner art, biner biner azal. Peki litre demiş ya litre. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Bir desimetre küp eşittir bir litre olduğunu bileceğiz ha ona göre. Bilmemiz lazım önemli bilgi bu bir desimetreküp eşittir bir litredir. Kaç litre göre sana santimetreküp değil de desimetreküp sormuş ha? ona göre. Çevrim yapmamız lazım. Peki 1500 santimetre küp. Peki santimetre küpten milimetre küpe çıkarken 10 üzeri eksi 3 azalacakmışız doğru mu? Çarpı 10 üzeri eksi 3 dersem bir buçuk ne yapar arkadaşlar bu? desimetre küp yapar. Doğru mu? Yani bir buçuk litre yapar. Bir buçuk litre yapar. Bir canlı bu insan mı acaba? Bu canlı günde bir buçuk litre su, tüketmek tüketmekteymiş. Günde. Günde. Peki 30 günde 30 çarpı bir buçuk o da eşittir. 45 litre su tüketiyormuş demek ki. Umarım anlaşılmıştır. Peki özgürlükler sorusu geldi. D eşittir M bölü V. Biliyoruz değil mi öz kütleyi? D eşittir M bölü V. Birim hacimdeki kütleye biz öz kütle diyoruz. Öz kütle. Aynı maddeden yapılmış içinde boşluk bulunmayan ve boyutları eşit olan 3 küp tartıldığında küp tartıldığında 54 gram geliyor. Küplerden birinin kenar uzunluğu 3 santim olduğuna göre öz kütlesi kaçtır demiş. Arkadaşlar 3 küp tartıldığında 54 gram geliyor. Bir tanesinin kütlesi eşittir. 54 bölü 3 diyeceğiz. Yani 18 grammış bir tanesinin kütlesi. Peki V küp. Küp demiş. Neydi V küpün hacmi? A küptü. Birinin kenar uzunluğu 3 olduğuna göre 3'ün kübünden kaç gelecek? 27 santimetre küp gelecek. Peki hala. Böl bakalım şimdi. D eşittiren bölü V. Kütle ne kadar? 18. Hacmin ne kadar? 27. 9'a böl 2. 9'a böl 3. Oran kaç geldi? 2 bölü 3'ü öz kütlemiz. Peki öz kütlesi. Ha burada bir anormallik yok mu sizce? Öz kütlesi kaç santimetreküp olmaz. Ne demesi lazım buraya? Gram bölü santimetre küp demesi lazım arkadaşlar buraya. Eksik olmuş orası. 10. sorudayız. Tablo sorusu. Sıcaklık, kütle ve hacim değerleri verilen K, L, M, N maddelerinden hangileri aynı türlü olabilir? Bak aynı türlü olmadan nasıl karar vereceğiz? Öz bakarak karar vereceğiz. Zor mu? Öz bakarak karar vereceğiz. Peki kütle, hacimleri verilmiş sana. 60 bölü 80'den 3 bölü 4 120 bölü 160'tan 3 bölü 4 120 bölü 160'tan 3 bölü 4 20 bölü 40'tan 1 bölü 2 gelecek peki 40 derecede 3 bölü 4 40 derecede 3 bölü 4 80 derecede 3 bölü 4 yalnız e 80'den 40'a soğutursan 3 bölü 4'ten daha büyük değer 1 gibi bir şey olur yani bu değil mi aynı madde olma şansı yok e 40 derecede 3 bölü 4 bu 40 derecede 1 bölü 2 kesin farklı cins maddedir kesin farklı cins maddedir peki aynı tür olabilir Aynı sıcaklıkta öz kütlesi aynı olanlar aynı olanlar aynı madde olabilir. Kesin olmakla beraber kesin aynı maddedir diyemeyiz. Tekrar ediyorum. Aynı madde olabilir. Kimler? KVL cisimler. Evet son sorumuzdayız. Kesit ise olan şekildeki silindirik kapta 4H yüksekliğinde 32 küp hacimde su vardır. Ha bu arada. Şu an 32'miş ha. Silindirin hacmi nedir arkadaşlar silindirin hacmi? Taban çarp yükseklik. 4H yükseklik çarpı S taban çarpı yüksekliğe sen ne demişin? Burada 32 su varsa eğer sen burada kaç çarpı S oranla kaç diyeceksin bundan sonra? 8 diyeceksin ya. Peki. Diyor ki bize kaba yarıçapı, dış yarı demek istemiş. 1 cm olan suda tamamen batan suda çözünmeyen kürelerden kaç tane atıldığında kesi ikisi olan sinir kapta kaba taşan su yüksekliği h kadar olur demiş. Arkadaşlar bilye atacaksın buraya. Bir sürü bilye atacaksın. Bilmiyorum kaç tane atacağım. Ben de merak ediyorum. Önce S e çarpı H kadar sıvı yükseltecek. Sonra taban çarpı yükseltikten 2 S e çarpı H kadar sıvı taşıracak. E toplam attığın bilyeler senin 3 S e hacim değiştiriyormuş ya. Tekrar ediyorum. S e çarpı H hacim yükselttin. 2 S e çarpı H hacimde taşırdın. Toplam yerini değiştirdiğin sıvı senin üst S e kadar kardeş. Peki S e sen H 8 dedin ya. H e çarpı S'ye. 3 aşağı kaç diyeceksin? 24 diyeceksin. Santimetre küp. Peki kaba yarıçapı 1 olan <laughs> kürelerden demiş. Ve kürenin hacmi ne kadardı arkadaşlar? Hesaplayalım bakalım bir tanesinin. 4 bölü 3 Pi çarpı R küp. Pi 3 alın demiş ya. Cırt cırt Pi ile 3 gitti. 4 R küp. R'yi 1 verdiğine göre bir tane kürenin hacmi ne kadarmış? 4 santimetre küpmüş. Ve 24 sıra yeni değiştirdiğine göre 6 tane bile yapmış olman gerekiyor. 6 bile yapmış olman gerekiyor ki Toplam 24 sıfırın yerini değiştiresin. Peki hızlanacağım biraz daha arkadaşlar. Günde birkaç video yapmaya çalışacağım. E, Sistem oturdu artık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.